geçireceğimiz konusunda birbirimizle yarışıyoruz. Ama bu bütçe ne halkın, ne Türkiye'nin, ne sizin hayallerinizin hiçbirini gerçekleştirmeyecek. Vergi cehenneminde her yurttaşın gırtlağına basarak aldığımız kuruşlarla beraber sadece çürüyen, kokuşan bir düzeni besliyoruz, o kadar. Bu ülkenin taşına toprağına aşık, bu ülke için her şeyi yapmaya hazır bir yurttaşı olarak söylüyorum. Bunun sürdürülebilirliği yoktur. Önümüzdeki seçimde İletişim Başkanlığındaki arkadaşlar veya sizlerin her birisinin PKK liderleriyle görüntülerini yayınlayacağız. Her birinizin PKK ile ortak olduğunu söyleyeceğiz. Buna kampanya der misiniz? Sayın Adalet Bakanı, böyle kampanya olur mu? Yaparsak ne dersiniz? Sayın Adalet Komisyonu Başkanı, ne dersiniz? Haksızlık olur değil mi? Olmaz, olur. Soruyorum efendim, soruyorum yani. Grup başkan vekilimize soruyorum. Eski adalet, eski bakanımıza, eski başkanımıza söylüyorum. Evet. Olur mu? Sayın bürokratlar, iletişim başkanlığındaki arkadaşlar. Hepinizin görüntüsünü koyacağız. Bunlar PKK'lı diyeceğiz. Bunlar PKK ile işbirliği yapıyorlar diyeceğiz. Bunlar terör örgütünün çocukları diyeceğiz. Olur mu? Olmazsa bize niye yapıyorsunuz? Neden yaptınız? Hani dezenformasyonla mücadele edecektiniz? Hani bunları engelleyecektiniz? Kazanmak için her yol mübahsa, onurları, insan haysiyetini ayaklar altına alacaksak, yok olsun o iktidar. Yıkılsın bir gök kubbe onun üstüne. İnsanı tutacak ahlak yoksa, o zaman herkes her şeyi yapmakta serbesttir. Nasıl yaptınız bunu? Bu ülkenin bütçesinden neden itiraz etmediniz? Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu yapılamaz niye demediniz? Biz PKK'lı mıyız? Biz FETÖ'cü müyüz? Biz hangi terör örgütüyle yan yana gelebiliriz? Daha dün yargılıyordunuz Ergenekon diye. Niye Türk bayrağı sallıyorsun diye soruyordu Fethullahçı yargıç. Şimdi PKK'lı olduk öyle mi? Hepinize PKK yaftası yapıştırırsak, hepinizin görüntülerini koyarsak ne yapacaksınız? O zaman da adliyeniz mi devreye girecek? Polisleriniz mi gelecek? Lanet olsun bu düzene. Yıkılsın bu düzen. Oligarşinin emrine giren siyasete lanet olsun. Kahrolsun oligarşi. Tekrar bağırıyorum. Kahrolsun oligarşi. Bunu hazırlayanlar, buna izin verenler, bunun finansmanını sağlayanlar. Suçlusunuz, günü geldiğinde yargılanacaksınız. İnsanların haysiyetleriyle, onurlarıyla, insanların yaşamlarıyla bu kadar çabuk oynayamazsınız. Hiçbir seçim buna değmez. Ve biz size bunun hesabını soracağız. Söz veriyoruz. Halkımıza söz veriyoruz. Bir vergi cennetine çevirdiniz. Ruslar için, yabancılar için bir vergi cenneti. Ama Türkler için bir vergi cehennemi. Her bir lokma, her bir ekmek tanesi bu vergi cehenneminde vatandaşlarımız için bir yük, bir ağırlık. Bununla ne kadar sürdürülebilir sorusunun yanıtı bununla sürdürülemez. Savunma Sanayi Müsteşarımız hayırlı olsun, yeni görevine geldi. Bir de vakfın üyesiymiş galiba, değerli kardeşim de söyledi. Bu vakıflar, dernekler, cemaatler, tarikatlar falan filan. Motor nerede motor? Motor nerede? Tank var, motor yok. Bağır, sen benim ahlak dersi mi vereceksin bana? Sana ne? Motor nerede motor? Uçağın motoru nerede? Tankın motoru nerede? Ayıp sizin yaptığınız şey. Ya ne ayıp? Hadi. Yani en ağır laflarını işitirken yemeğini yiyorsun ya. Ayıp olan hangisidir? Motor nerede? Motoru soruyorum. Hangisidir? Muhalefet konuşuyor. Nerede motor? Ya ne demek? Nerede motor? Sabahtan beri. Motoru soruyorum. Ya kardeşim muhalefet ya. Her lafa müdahale ediyorsun ya. Bütün bu süreçleri arkadaşlar, rahatsız olun arkadaşlar. Rahatsız olun. Bütün bu süreçleri her bir nasıl şerefli yurttaşsanız, nasıl onurlu bir yurttaşsanız, nasıl buraya gelmiş ve bu ülkenin değerli bir yurttaşıysanız, bizim de öyle olduğumuzu kabul ederek tamamlamak zorundasınız. Kim istiyorsa Tuncay Özkan'ın, gönderin hukuk müşavirinizi, avukatınızı, mali müşavirinizi, vekaletname vereceğim. Sayın Özkan. Vekalet. Tamam. Bir evet, teşekkür ederim, olur. Vekaletname vereceğim, gitsin baksın. Apaçık söylüyorum. Siz neden bu milletin bütçesinden danışman sayısını, aldığı parayı, diğer şeyleri kaçırıyorsunuz? Neden?
Bu yoksul hakkın bütçesinden siz bunları nasıl kaçırırsınız? Nasıl kaçırırsınız bunları? Niye söylemiyorsunuz burada? Niye bizim bu projelerin finansman kaynakları açıklanmıyor? Neden? Rahatsız olun arkadaşlar. Demokrasicilik oynamaya gerek yok. Ne adaletin terazisi, ne bütçenin terazisi. Çürümüş bir düzenin dökülmekte olan ehliyatı metrikesini konuşuyoruz burada. Ben onun için diyorum ki hep beraber her birimizin ahlakına, namusuna, onuruna saygı göstererek bu süreçleri tamamlamazsak eğer bunun sonunda ülkenin gideceği bir yer yoktur. Bu oligarşik düzeni yaratanlar, bu oligarşinin emrine girenler hesap verirler. Neden mi? Onu da söyleyeyim. Eğer iletişim başkanlığında bunu yapanları cezalandırmazsanız bizim iktidarımızda sizin için yaparlar. Bize de haram, size de haram olsun. Sayın Özkan, sözleriniz süreniz olmuştur. Değerli milletvekilleri.